Bu videoyla beraber aslında günlük hayatımızda çokça karşımıza çıkan bir örnek yapacağız arkadaşlar. Bu örneği aslında daha önceden yapmayı düşünüyordum ama bu string fonksiyonlarının hazır string metodlarının öğrenilmesinden sonra bu örneği koymanın daha iyi olacağını düşündüm, daha yararlı olacağını düşündüm aslında. Şimdi örneğimiz nedir? Haberlerde falan görürüz işte emeklilere ikramiye dağıtılacağı zaman ya da işte üniversite öğrencilerine burs, kredi dağıtılacağı zaman ne derler hep? İşte son TC kimlik numarasının son hanesi son rakamı 0 olan kişiler işte şu tarihte alacak, 2 olan kişiler şu tarihte alacak, 4 olan kişiler şu tarihte, 6, 8 işte olan kişiler şu tarihlerde paraları alacaklar. Neden diyeceksiniz tek sayılar yok? Hani 1, 3, 5, 7 neden bunlar yok? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları hep çift sayı ile bitiyor arkadaşlar. Şimdi söylediğim gibi biz programda bir TC kimlik numarası yazacağız. Bu TC kimlik numarasının son hanesine göre o kullanıcının ayın kaçında para alacağını, kaçında burs alacağını ekrana yazdıracağız arkadaşlar. Eğer siz isterseniz klavyeden de alabilirsiniz ama ben zamanımızın gitmemesi için ve videoyu olabildiğince net bir şekilde açıklayabilmek için TC kimlik numarasını kendi elimle gireceğim. Ama tabii ki de size tavsiyem bunu scanner yöntemiyle scanner objesiyle sizin kendiniz yaparak dışarıdan almanız arkadaşlar. Hemen bir değişken oluşturarak işe başlıyorum. Ama değişkenim hangi veri tipinde oluşacak? Şimdi TC kimlik numarası girilecek. Tamam çok doğru. Bu bir tam sayı. Hani sayı değişkenini tutacak. Ama bir şey daha olması gerekiyor. Yani ben bu sayı değişkeniyle herhangi bir işlem yapmayacağım ki. Buna artı bir eklemeyeceğim. işte bunu ikiye bölmeyeceğim. Bununla herhangi bir matematiksel işlem yapmayacağım. Sadece bunun konumları arasında işte karakterleri benim için önemli. O karakter şuna eşit mi? O karakter bu mu? Bu benim için önemli. O zaman ben ne yapabilirim? Bunu bir string'in içerisine atabilirim. Çünkü stringlerin içerisine her şeyi atabilirim arkadaşlar. Ondalıklı sayıları gönderebilirim. Ee, karakter de değişkenlerini gönderebilirim ve tam sayıları da gönderebilirim. Yani istediğim şeyi string'e atabilirim. O yüzden string diyorum. Ve bunun ismine kimlik no diyorum arkadaşlar. Eşittir diyorum ve sallamasyon bir kimlik numarası gireceğim. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları kaç haneli oluyordu? 11 haneli oluyordu. Girelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 diyelim. Bunun bir TC kimlik numarası olduğunu düşünelim arkadaşlar. Ardından benim ne yapmam gerekiyor? Bu TC kimlik numarasının son hanesine ulaşmam gerekiyor. Biz string metotlarını görürken ne öğrenmiştik? Aslında stringler bir char dizisiydi ve biz bunların içerisindeki o değerlere, konumlarına ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Hangi metotla? Char at metoduyla. Char at de Hemen ulaşalım. Diyorum ki kimlik no nokta. Burayı yanlış yazmışım. O yüzden noktadan sonra bir şey çıkmadı. Nokta yine çıkmıyor. CTRL'ye basarak space tuşuna bastım. Bu sefer çıkıyor. Kimlik nok kimlik no nokta char et. Kaçıncı pozisyondaki değere ulaşmak istiyorum arkadaşlar? Tabii ki de son pozisyondaki değere. Peki bu konumlandırma standartı neyden başlıyor? Sıfırdan başlıyordu. Sıfırdan başlıyor. Ee, artık gittiği yere kadar gidiyor. Ne kadar isimlendirirse, ne kadar karakter varsa onaye kadar e, numaralandırıyor aslında onları. Dizilerde de bu şekildeydi zaten. Sıfırdan başlıyordu. Sayalım hemen. 0 1 2 3 4 5, 6. Aslında ama bizim yerimize saymış. 9. Son sayımız ne? Kaç oluyor? 10 oluyor değil mi? Burada ben 10. konumdaki, 10. indisteki veriyi istediğimi söylüyorum. Tabii bu fonksiyonu böyle çalıştıramam, çağıramam. Bu şu anda bana bir karakter değerinde bir karakter gönderdi. Char veri tipinde bir karakter gönderdi. Ve gönderdiği karakter de yüksek ihtimal 4. Zaten yüksek ihtimal değil kesin ve kesin 4. 4 karakterini gönderdi bana. Benim bu karakteri tutmam gerekiyor. Bana char veri tipinde karakteri gönderdi. Şimdi bunu benim bir değişken ile tutmam gerekiyor. O yüzden char diyorum arkadaşlar. Çünkü bana char veri tipinde karakter gönderdiği için ben de char veri tipinde bir değişken oluşturmam gerekiyor. Bunun ismine son hane mi diyelim, rakam mı diyelim? Rakam diyelim. Kafanız karışmaz inşallah. Son rakam dedim arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Tabi bunu if else ile yapabiliriz. Ama önceki videolarda biz switch case diye bir şey öğrenmiştik. Onun da onunla da ilgili biraz pratik yapabilmek adına switch case'i kullanalım arkadaşlar. Ne yapıyorduk orada? Switch yazıyorduk. Yazabilsem. Ardından parantezleri açıp hangi değişken üzerinde durumları inceleyeceğimizi söylüyorduk. Hangi değişken üzerinde? Son rakam değişkeni üzerinde üzerindeki durumları inceleyeceğiz. Köşeli parantezi pardon süslü parantezi açtım ve durumları yazmak üzere içeri girdim arkadaşlar. Birinci durumum ne? Case. Tırnak içerisinde son rakamın ne olması durumunu inceleyeceğim ben. Son rakamın ilk olarak sıfır olması durumunu inceleyeceğim arkadaşlar. Enter tuşuna bastım son rakamın yani son rakam değişkeninin sıfır olması durumunda ne yapacak? Ekrana e sout ile gelecek. Diyecek ki ne desin? E, 01.01.2020 diye bize bir tarih göstersin. Ardından break diyerek bu durumun bittiğini program anlasın arkadaşlar. Ardından ikinci duruma geçeceğiz. Case Tırnak işaretleri içerisinde, tek tırnaklar içerisinde. Çünkü karakter ifadeleri tek tırnak içerisinde, string ifadeleri çift tırnak içerisinde ve sayı, tam sayı değişkenleri de e, herhangi bir tırnak işareti kullanılmadan yazılıyordu. Durumun 2 olması durumunda 2 nokta üst üste koydum. Enter tuşuna bastım. "sout" dedim. Bu sefer parayı 02.01.2020 tarihinde alacak. Ve işlemlerimin bittiğini göstermek için break anahtar kelimesini yazıyorum. Bir durum daha yazacağım. Tek tırnak içerisinde 4 yazıyorum. Yani buradaki karakter çar veri tipinde olan karakter son rakam değişkenimin 4 olması durumundaki durumu <laughs> inceliyorum arkadaşlar. 2 noktayı üst üste koydum. Bu durumda ne yapacaksın? Sen de bu durumda şey yapacaksın. saat deyip 03.01.2020 tarihine ekrana yazdıracaksın ve işleminin bittiğini gösteren anahtar kelimeyi de yazmayı unutmayacaksın. Diğer durum tek tırnak içerisinde 6 2 nokta üst üste saat diyelim ve bu sefer kaç tarihinde 04.01.2020 tarihinde ardından break diyoruz. Son durumumuz case 8 olma durumunda. Hop. Tırnak işareti içerisinde saat ile 05.01.2020 tarihinde ve break unutmuyoruz. Son olarak bunların hiçbirisinin olmama durumunda kullanıcının yanlış girmesi durumunda yani ya da 1, 1, 3, 5, 7 gibi rakamların gelmesi durumunda default değerimiz çalışacak. default yazdım. iki nokta üst üste koydum. Alt satırı hemen enter'a basarak geçtim ve diyeceğim ki hesap bir hata oluştu. Default konumunun, default durumunun işleminin bittiğini anlatmak için de break anahtar kelimesini unutmuyorum arkadaşlar. Şimdi programı çalıştıralım bakalım ne yazdıracak bize. Bakın gördüğünüz gibi benim son rakamım 4'tü arkadaşlar ve 4'ün içerisine geliyor. 4 konumun içerisine geliyor ve 0301 2020 tarihini ekrana bastırıyor. Eğer benim son rakamım 0 olsaydı ne olacaktı? O zaman da 0101 2020. Eğer benim rakamım 8 olsaydı o zaman da farklı bir tarihi ekrana yazdırmış olacaktı arkadaşlar. Peki diyelim ki benim rakamım 3 o zaman ne yapacak? Bir hata oluştu mesajını ekrana yazdıracak arkadaşlar. Temel basit bir uygulama yapmış olduk. Hem de bu string fonksiyonlarının Hazır metotlarının nerelerde kullanılabileceğini biraz daha kavramanız açısından iyi bir örnek oldu bence. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.